Arkadaşlar merhaba. Ben Barış Hoca. Yepyeni bir konu anlatım videosuyla daha karşınızdayız. Önceki videolarımızda sesle alakalı küçük bir problem olduğunu gördük. Bazı harflerin, hecelerin tam olarak size aktarılamadığını, duyulamadığını gördük. Yeni kurduğumuz sistemle de bu problemi çözmüş bulunuyoruz. Dersimize başlamadan önce her zamanki gibi hatırlatmamızı yapalım. Cep telefonlarımızı sessize alalım ya da bildirimleri kapatalım. Bugünkü dersimizin konusu pronoun'lar yani zamirler olacaktır. Arkasından da article'ları göreceğiz. Ayarlarımızı yapalım ve pronoun konusuyla dersimize başlayalım. Zamirleri verirken bir tablo çizelim. Tablo üzerinde göstererek anlatalım. İlk göreceğimiz zamir grubu kişi zamirleridir. Personal pronouns. Bunlar I, You, He, She, It, We, You, ve They şeklinde. Cümlede özne görevinde bulunurlar. I am a teacher. She is, happy we study english gibi. Bir diğer zamir grubumuz object pronoun. Kişilerin nesne durumunda bulunma durumlarıdır. Bunlar me you him her it us, you ve them. Eğer ki ben kişiye cümlede nesne görevi vermek istiyorsam kullanacağım yapılar bunlardır. Örnek verelim. I'll call him tomorrow. Could you give her this book? Jenny and Sally Are funny people. We like them. şeklinde kullanabiliriz. Bunlarla beraber possessive adjectives yani sahiplik bildiren sıfatları da verelim. Bu ifadeler sıfat olduğu için arkadaşlar arkasından birer isim gelmesi gerekiyor. Verelim. My, your, his, her, it, our, your, their. Örneklerimize geçelim. This is My car Her brother is 20 years old. Their house is very expensive. Gördüğünüz gibi burada her possessive ejektivin arkasından birer isim getirmiş bulunuyoruz. Bir de bunların zamir durumda kullanılma durumları vardır. Punarda possessive pronouns mine, yours, his, hers, its, ours, yours. ve deir. Bunların arkasına isim gelmez. Kendileri zaten zamir durumundadır. Örneklerle gösterelim. The red book is mine. Those cars look very nice. The black one is hers. Bir örnek daha verelim. There were two pencils. The green one is his pencil ya da nesne e, zamir durumundaki kullanımı his. Geliyorum dönüşlülük zamirlerine. reflexive pronoun's Bunlar da kendime, kendine gibi ifadeleri belirtir. myself, yourself, himself, herself itself çoğul olursa eğer ki İngilizce'de bir hecenin son bir kelimenin son hecesinde F harfi varsa buna S takısı geldiği zaman V'ye dönüşüyor. Yourselves ve Then, south. Bunlarla ilgili örneklerimizi de verelim. He made a coffee himself. We will buy clothes ourselves. Kendinize kıyafet alacağız. Eğer ki kendi başına, tek başına manasında söylemek istiyorsak ise bu ifadenin önüne by getiriyoruz. She learned English by herself. Kendi kendine, kendi başına hiç yardım almadan I will build a new garage by myself. Kendi kendime, kendi başıma yardım almadan bir garaj inşa edeceğim. Bu ifadelerinde eşleniğini verelim. Yani by myself yerine on my own by yourself yerine On your own, by himself, on his own, by herself, on her own, by itself, on its own, by ourselves, on our own, by yourselves. Buraya dikkat edin. You fiili şu ana kadar tekil ve çoğul durumda aynı şekilde kullanıldı. Fakat dönüşlülük zamiri işin içerisine girdiği zaman çoğul olarak söylediğimizde yourself, yourselves şeklinde farklılık mevcut. On your on by themselves on their 10 şeklinde ifade ediyoruz arkadaşlar. Tablomuzu son bir kez daha gözünüzün önüne getirelim. Ve ardından belirsiz zamirlere geçmek istiyorum. Belirsiz zamirleri yapmak için any, every no ya da some ifadelerini kullanacağım. Every her demektir. No hiç hiç kimse, hiçbir şey, hiçbir yer manasında. Sam ise birkaç ya da bazı anlamı taşıyacaktır. Bu ifadeleri kişiler için one veya body nesneler için thing yer bildirimi içinde ver ifadeleriyle birleştireceğim. Örnek: anywhere somewhere no one no one yazarken bunu ayrı yazıyorsunuz. someone everyone nothing anything şeklinde. Bunlarla ilgili örnek cümleler kuralım. I don't want to eat anything. Anything'i daha doğrusu en ile beraber birleşen ifadeleri olumsuz ya da soru cümlelerinde kullandığımızı söylemiştik. Do you know somewhere to go? Nothing can make me happy now. No'nun bulunduğu ifadeler yapı olarak olumlu görünür fakat anlam olarak olumsuzdur. Bir örnek daha verelim bunlarla ilgili. Nowhere is more beautiful than Antalya. Belirsiz olarak kullanacağımız zamirlerde bu şekilde arkadaşlar. İkinci konumuz olan article kısmına geçelim. Burada ilk göreceğimiz artıklar e ve en. kullanım alanlarını verelim. Bir sayılabilen isimlerin ardından herhangi ya da bir anlamı katar. Örnek: Do you have a car? I'll buy a new computer. İkinci kullanımı bir kişi ya da bir şeyin tür veya grubunu söylerken bu ne demek? Helen is a good person. Bir şeyin tanımını bu kişiye ait bir özelliği belirtirken, Mr. Harris is a bed doctor. Evet, hiç unutmadığım kişilerden bir tanesidir. Her ne kadar ikinci bir kişilim olmasa da arkadaşlar, bu sayın doktor beyefendi ile pek iyi bir anımız olmadı. İngiltere'deki geçirdiğimiz süre zarfında 10 gün bir hayat e, hastane tecrübemiz oldu. Bu arkadaşımızın bize göstermiş olduğu ırkçı davranışlar gerçekten nahoş durumdaydı. Yani gerek yoktu. Bu sadece gösterdiği tutum, davranış değil. Daha sonradan öğrenmiş olduğum hakkında yapılmayan operasyonların, işlemlerin yapıldığını oradaki sağlık ocağına gittiğimde öğrendim. Kendisiyle görüştüğümde yani pişkin bir tavırla bana bunların bir yanlışlık olduğunu söyledi. İşin arkasında neler döndü bilemiyoruz. Fakat sağlık sistemi olarak Türkiye'deki sağlık sistemine gerçekten de hele ki şu dönemdeki bütün emekçi, çalışan sağlık personelimize Allah güç kuvvet versin diyoruz. Dersimize devam edelim. Üçüncü madde oran olarak bir ifadeyi belirttiğimiz zaman she go swimming twice in a week. Haftada iki kere a pair of socks is three pounds. bir diğer ifademiz birkaç örnek önce verirken örnek verirken bu ifadeyi kullandık. Önce madde verelim, sonra örneğe geçeyim. Sayılamayan isimlerden önce miktar belirtir. Yani bu miktar neyi belirtir? Örneğimi vereyim. She will order eti çay saylamayan bir ifadedir fakat burada eti dediğim zaman orada bir fincan manasına benim anlamamı sağlıyor. Bring me a soup please. Burada da çorba yine aynı şekilde sayılamaz. fakat a soup dediğim zaman bunun bir kase olduğunu anlıyorum. Yani a bowl of soup Burada da e kapoti. Beşinci maddemizde verelim. Bir kişi veya isimden ilk defa söz ederken terze Regattan party at Swans Beach next week. I have bought a history book. Şurada da ifadesi e olacak. İlk gördüğümüz artikellerde en kullanımını da gördük. Bir sonraki konumuz dığının kullanımları. Bunlarla devam edelim. Bu videomuz birazcık uzun olabilir. Dığının kullanım alanlarını madde madde anlatacağız. Bunlar özellikle TOEFL IELTS'e girecek arkadaşlar için writing'de puanlarının kırılmasını istemiyorlarsa güzel bir şekilde öğrenip yeri geldiğinde de kullanmaları gerekiyor. İlk maddemizden anlatarak başlayalım. Daha önce söz edilen isimlerden önce yani biz bu isimden ikinci defa bahsediyorsak o zaman the kullanmak zorundayız. I had asked for a book yesterday. Have you brought the book? İkinci tarafta The Book dediğim zaman bunun dün bahsettiğim kitap olduğunu anlıyorum. He needs to go to Victoria Coach Station. Do you know where the station is? Yine ikinci defa station'dan bahsettiğim için önüne the getiriyorum. Buradaki koç arkadaşlar şehirler arası seyahat yapılan yolcu otobüsleridir. Coach. Coach. İkinci maddemizle devam edelim. Evrende tek olduğu bilinen ya da düşünülen Önce. The Sun is a star. The Earth goes round the Sun, and the Moon goes round the Earth. 3 sıra sayılarından önce Our apartment is on the tenth floor. This is the first sport car I have ever used. Geliyorum. Şurası this. Geliyorum. Dördüncü madde Süperlatif ifadelerden önce. What is the longest river in Europe Verelim. Nedir? Avrupa'nın en uzun nehri Dneip. Tuna nehri is the longest river in Europe. Başka bir örnek. Antalya is the most beautiful city in turkey. Bazen bunu söylediğim zaman arkadaşlar diyor hocam daha güzel şehirler var. Bu benim söylediğim bir söz değil arkadaşlar. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün söylemiş olduğu bir sözdür. Şüphesiz ki Antalya dünyadaki en güzel şehirdir. ifadesinde bulunmuştur. Gelelim 5 İsim tamlamalarından önce İsim tamlamasını biz of yapısıyla kuruyoruz. Brezilya'nın başkenti neresi? Biraz da karıştıran arkadaşlar için ekstra bilgiler verelim. Brezilya is the capital city ya the capital of Brazil. Şurası Brezilya yazamadık. Bir örnek daha verelim. The Garden of Buckingham Palace is fascinating. Fascinate, büyülemek. Fascinating, büyüleyici. Fascinate. Fascinate. Büyüleyici, sıfat manasında. Fascinating. Fascinating. Bu durumdan etkilenmiş yine sıfat olarak. Fascinated. Fascinated. Altıncı maddemizle devam ediyoruz. Tanımlanmış isimlerden önce yani bu ne demek? belli herkesin bildiği varlıklardan ya da özellikle hedef göstererek birini işaret ederek ona atıfta bulunuyorsam the man carrying a bag was very old the book i bought yesterday is about history dün aldığım kitap tarih anlatıyor bu konuların aslı relative clause'lardan gelir. Bunları da kısa zamanda videomuzu çekip yükleyeceğiz. The hotel we stayed at was not expensive. Kaldığımız otel çok da pahalı değildi. 7. Bir de bu da önüne geldiği ismi grup manası katar. Örnek verelim hayvan familyası. Bu familyalardan bahsederken The giraffe is the tallest of all animals. Burada bahsettiğim tek bir zürafa değildir. Zürafa ailesi, zürafa familyası. The sloth is one of the laziest animals. Bazı arkadaşlar sorabiliyor. Hocam bu slot ne? Çok küçükken bir İngilizce kitabında ilk defa görmüştüm bu hayvanı. Son belgesellerde de pek, pe, pekçe karşımıza çıkıyor. Tembel hayvan diye adlandırılan. Sloth. Çok uyuşuk olan bir hayvan türü. 8. bir millete mensup topluluklardan bahsederken örneğimize geçelim. The Italian are famous for their food. Burada tek bir İtalyan kişiden değil, İtalyan toplumundan bahsediyoruz. We don't Get along well with the Scandinavian people. Ya da burada people kullanmayalım. The Scandinavian grup ismini belirttiğimiz daha çok ön plana çıksın. Because of culture, conflict. Conflict çatışmadır. Conflict. Conflict. Dokuz yine grup manası belirten diğer bir madde. Sıfatlardan önce belirli bir zümreyi belirtmek için toplumda yer alan bu zümreleri belirtelim. Örnek, the tank the rich should pay higher taxes zenginlerin daha çok vergi ödemesi gerektiğini düşünüyor musun burada the rich dediğim zaman toplumdaki zengin kesimdir tek bir kişiyi söylemiyorum bundan bahsetmiyorum we need to help the homeless more evsiz insanlara daha çok yardım etmeliyiz Bir diğer madde Müzik enstrümanlarından önce ve dans isimlerinden bahsederken Lawrence used to play the piano when he was young. I like doing the salsa with my Latin friends from Colombia. Bir ara Kolombiyalı arkadaşlarla uzun süreli vakit geçirme imkanımız oldu. Brezilyalı bir arkadaşım söylemişti. Kolombiyalılar önce, daha doğrusu yürümeden önce dans etmeyi öğreniyorlar diye. Hakikaten de tanıdıktan sonra Kolombiyalıları kendisine hak verdim. Hepsi doğaçlama, doğal bir yetenek olarak çok güzel dans etmeyi beceriyorlar arkadaşlar. 11 Beginning, bottom, end gibi ifadelerden önce, yani bir şeyin başında, sonunda, dibinde gibi, altında gibi. I am Going away. At the end of this month. Your book is at the bottom. Dizili kitaplar var en alttaki senin. 12. icat isimlerinden önce. Telefon, was invented by Alexander Graham Bell. The internet has made people connect worldwide. İnternet dünya çapında insanları birbirine bağladı. gelelim bir sonraki madde. Burada bazı ülke isimlerinden önce the kullanıyorum. Normalde ülke isimlerinden önce the gelmez. The Czech Republic yeni ismiyle Çekya oldu. The Dominican Republic Sonunda S bulunan ülkeler The Netherlands The Philippines The United States Bunların dışında The United Kingdom ve The Congo'da önüne D alan ülkelerden. Bir diğer maddem 14 Otel Otel, tiyatro, sinema, müze gibi isimlerden önce İngilizler kültüre meraklı, oradan aklınıza gelsin arkadaşlar. Bunlardan önce "the" kullanıyorum. The Sheraton Hotel, the Palace Theater, the Carnegie Museum. 15 gazete isimlerinden önce The BBC, The Sun, The Washington Post gibi Burada dikkat. Dergi isimlerinden önce The gelmez. Cosmopolitan, Men's Health gibi. Bir diğer maddemiz, bu maddede bazı arkadaşlarımızın coğrafyası ne kadar iyi kötü, bunu da öğrenebiliyoruz. Öncelikle sıra dağlar, takım adalar, okyanus, deniz, nehir, kanal çöl ve boğaz isimlerinden önce dairi getiriyorum bunlara tek tek örnek verelim sıra dağlar the Taurus toros dağları Amerika'da bulunan ant dağları the andes the urals ural dağları bunlar sıra dağ olacak arkadaşlar takım adalar the canaries the bahamas Okyanus isimleri Atlantic Ocean, The Arctic Ocean gibi. Denizlerde The Mediterranean Sea, The Red Sea. Nehir isimlerinde The Danube, Tuna Nehri, The Euphrates, Frat. The Tigris, Dicle Nehrimiz. Bir de The Canyon Crystallis. Bunu da verelim. İnternette fotoğraflarını aratabilirsiniz. Rengarenk gerçekten çok güzel görüntüsü olan bir akarsu. Bir sonraki ifademiz deniz dedik, nehirleri verdik. Kanalları verelim. The Panama Canal, The Suez Canal, çöller the Kalahari the Gobi the Sahara son maddemizde boğaz isimleri the the Bering Strait adını White Bering'den alan Amerika kıtası ve Sibirya arasındaki deniz geçit The Gibraltar, Cebeli Tarık. Ve The Strait of Hormuz. Yine geçenlerde denk gelmiştim. Bunun fotoğraflarını da aratabilirsiniz. Sanırım yılın belli döneminde suyun içindeki canlılardan kaynaklı buradaki plaj kumları kırmızıya dönüyor. Dı almayan ifadeler. Burada az önce ülke isimlerinden önce dı gelmediğini söyledik. Dergi isimlerinden önce dı gelmediğini söyledik. Ve eğer ki tekil dağ, tekil ada varsa bunlardan önce de dı getirmiyoruz. Cyprus, Kıbrıs, Crete, Girit, Rodos, Rodos Adası, dağ ismi verelim, Mount, Erciyes, Mount Everest gibi. Eğer ki yabancı dillerden bahsediyorsak yine D gelmiyor. He can speak English and Spanish. Pronoun ve article konu anlatım videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.